Seyyid Muhammed Behaeddin Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari Hazretleri, Silsile-i Aliye'nin on Allahü Teala'nın sevgisini kalplere nakşettiği için, kendisine Nakşibend denir. 1318 yılında Buhara'ya yakın Kasr-ı Arifan'da doğdu. İslam alimlerinin en meşhurlarından olup, tasavvufta en yüksek derecelere ulaşmıştır. Zamanında ve kendinden sonraki asırlarda, onun sebebiyle pek çok insan hidayete, doğru yola kavuşmuştur. 1389'da, Kasr-ı Arifan'da vefat etti, kabri oradadır. Zamanının büyük velilerinden Muhammed Baba Semmasi, henüz o doğmadan kasr Arifan'a gelmişti. Bu gelişinde, burada bir büyük zatın kokusu geliyor. Bu beldede büyük bir veli yetişecek diyerek işaret etmiş, emsalsiz bir zatın buradan zuhur edip ortaya çıkacağını talebelerine müjdelemişti. Babası Seyyid Muhammed Buhari anlatır. Oğlun Behaeddin'in doğmasından üç gün sonra, Hacı Muhammed Baba Semmasi, yine Kasr-ı Arifan'a gelmişti. Ben kendisini çok sever ve muhabbet beslerdim yeni doğan oğlum Beha ettiğini alıp huzuruna götürdüm. Hace, oğlumu elimden alıp bağrına bastı ve bu yavru benim oğlumdur. Ben bunu manevi evlatlığa kabul ettim buyurdu. Sonra Seyyid Emir Gilal'e şöyle dedi. Size bu yerde bir büyük zatın kokusu geliyor derdim. İşte o mübarek koku bu melek yavrunun kokusudur. Bu yavru büyük bir zat olsa gerektir buyurdu. Annesi anlatır. Oğlum Behaeddin dört yaşındayken evimizdeki ineği göstererek bu inek beyaz başlı bir buzağa doğuracak dedi. Birkaç ay sonra inek dediği gibi bir buzağa doğurdu. Behaeddin Buhari Hazretleri'nin ilk hocası Hacı Muhammed Baba Semmasidir. Sonra Seyit Emir Gilal hocası oldu, daha birçok hocalardan ders aldı. Ali Ramiteni Hazretlerinden gelip emanet olarak saklanan taç bana verildi. O anda kalbim Allahü Teala'nın muhabbetiyle dolup taştı. Sonra hocam Seyyid Emirgilal Gilal, Kasri Arifan'a geldi. Bana çok iltifatta bulunup, Hacı Muhammed Baba Semmasi'nin emri üzerine seni yetiştirmeye çalışacağım dedi. Seyyid Emirgilal Gilal Hazretleri, Behaeddin Buhari Hazretlerinin yetişmesi için titizlikle meşgul olup, onu tasavvufta yüksek derecelere ulaştırdıktan sonra buyurdu ki, Hacı Muhammed Baba Semmasi'nin sizin terbiyenizle ilgili vasiyetini yerine getirdim. Sizi istenilen şekilde yetiştirdim, artık icazetlisin. Behayettin Buhari Hazretleri, Emir Gilal Hazretlerinin vefatından sonra, insanlara doğru yolu gösterip, rehberlik vazifesini yapmaya başladı. Maalesef bugün dünyanın hemen her beldesinde, onun ismini kullanarak, Nakşilik adı altında, Hakk'a giden yolu kesen çok şeyh taslakları vardır.'' Ehli sünnet itikadını bilen bir kimse bunların yanlış yolda olduğunu rahatça anlar.